Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde çekimli fiiller yani fiilde kip ve kişi konusunu işleyeceğiz. Fiil kipleri arkadaşlar kendi arasında öncelikle haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Haber kipleri 5 grupta, dilek kipleri ise 4 grupta inceleniyor. Haber kipleri arkadaşlar duyulan geçmiş zaman kipi, görülen geçmiş zaman kipi, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Dilek kipleri ise arkadaşlar 4 tane şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi ve emir kipi. Öncelikle arkadaşlar kip nedir? Bunun tanımına bir bakalım. Fiil kök ve gövdelerine gelerek haber ve dilek anlamı katan eklere kip deniliyor arkadaşlar. Haber ve dilek olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Şimdi burada bir uyarımız var. Buna dikkat edelim. Kip ekleri arkadaşlar fiil çekim ekidir. Yani yapım eki değildir. Fiilin anlamını değiştirmez. Yapım eki olması için anlamını değiştirmesi lazımdı. Bakalım örneklere. Bakmış, yazdı ve görecek. Buradaki mış, dı ve Ecek ekleri arkadaşlar kip ekidir. Gördüğümüz gibi bakmak, yazmak ve görmek fiillerinin anlamını değiştirmiyor. Değiştirmediği için bunlar çekim ekidir. Aynı şekilde arkadaşlar çekimli fiillerde kullanılan şahıs ekleri de birer çekim ekidir. Çünkü eklendiği fiilin anlamını değiştirmiyor. Şimdi diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Çekimli fiil nedir? Burada önemli olan bu. Fiillerin, fiillerin kip ve kişi yani şahs eki almış haline çekimli fiil deniliyor arkadaşlar. Formülümüz şu. Fiil, kip, şahs eki. Bu üçü bir araya geldiğinde çekimli fiili oluşturuyor arkadaşlar. Bunu muhakkak bilmemiz lazım fiil, kip, şahseki. eki. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Önce fiil, sonra kip, sonra şah ekleri geliyor. Örneğimize bakalım. Yazdım mesela. Yazmak fiil, d kip, şah, m de şahseki eki arkadaşlar. Mesela bakacaksınız. Fiil bakmak, acak kip, sınız da eki. Bakın gördüğümüz gibi buradaki sıralama hiçbir şekilde değişmiyor. Öncelikle arkadaşlar haber kipleriyle başlıyoruz. Haber kiplerinin diğer adı bildirme kipidir. Zaman anlamı taşır ve 5 gruba ayrılır. Şimdi ilki arkadaşlar duyulan geçmiş zaman. Kişinin başkasından duyduğu ya da öğrendiği veya sonradan farkına vardığı eylemi anlatan kiptir. Ekleri mışmış, mışmıştır. Mış duyulan geçmiş zaman arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat edelim. Formülümüz neydi? Fiil kip şahseki. Ee, biz her e, fiilimizin burada, her e, kipimizin çekimlenmiş halini, olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde göreceğiz. Çekimlenmiş hallerini. Şimdi formülümüzü tekrar hatırlatayım. Fiil kip şahseki. Şimdi şahs eklerini ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Çünkü şahıslarımız bellidir. Teklik birinci şahıs ben. Teklik ikinci şahıs sen, teklik üçüncü şahıs o, çoğul birinci şahıs biz, çoğul ikinci şahıs siz, çoğul üçüncü şahıs da onlardır. Şimdi bunları fiillerin başına getirerek, zihnimden getirerek okursam ot otomatikmen e şahıs ekleri ortaya çıkar. O yüzden ezberlemenize gerek yok. Zaten ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini biliyorsunuz. Evet bu kişileri biliyorsunuz. Şimdi bakalım olumlu çekimle. Mesela bilmek fiilini burada çekimlemişiz. Bilmişim. Bakın. Fiil miş duyulan geçmiş zaman kipi, im de tekil birinci şahs eki. Bakın benden. Sen bilmişsin, o bilmiş, biz bilmişiz, siz bilmişsiniz, onlar bilmişler. Formül hep aynı arkadaşlar. Hiçbir şekilde değişmiyor. Olumsuzuna bakalım. Olumsuzunda arkadaşlar fiilden sonra mema olumsuzluk eki geliyor. Fiillerin olumsuz hali mema olumsuzluk ekiyle yapılır. Mesela birincisi ben bilmemişim, sen bilmemişsin, o bilmemiş, biz bilmemişiz, siz bilmemişsiniz, onlar bilmemişler. Olumlu soruda arkadaşlar e, bu da soru şekillerini arkadaşlar mı ekiyle yapacağız. Ben yazmış mıyım? Sen yazmış mısın? O yazmış mı? Biz yazmış mıyız? Siz yazmış mısınız? Onlar yazmışlar mı? Olumsuz soru. Ben yazmamış mıyım? Sen yazmamış mısın? O yazmamış mı? Biz yazmamış mıyız? Siz yazmamış mısınız? Onlar yazmamışlar mı? Bakın gördüğünüz gibi formül hep aynı olacak. Tüm tüm kiplerimizde bu formülü uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir hatırlatmam var onu da yapayım. E, duyulan geçmiş zaman e, anlamı arkadaşlar iki şekilde oluyor. Birincisi duyduğu öğrendiği kipi anlatır. Diğeri ise sonradan fark ettiği eylemi anlatır. Şimdi sonradan fark etme nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela aradan uzun zaman geçer. E, bunu başkasından öğrenmeyiz ama sonradan fark ederiz. Nasıl oluyor? Mesela acıkmışım deriz. Önceden acıkıyoruz ama sonradan fark ediyoruz. Ee, sonradan fark edilme şekilde bu şekilde oluyor. İkinci haber kipimiz arkadaşlar görülen geçmiş zaman kipi kişinin yaşadığı ya da bildiği eylemi anlatır. Ekleri dı di du dü tı ti tu tüdür. Bakın formül yine aynı. Hem olumlu hem olumsuz hem olumlu soru hem de olumsuz soru şeklini göreceğiz. Bakalım olumluya bakalım. Birincisi ben düştüm. Sen düştün, o düştü. Biz düştük, siz düştünüz, onlar düştüler. Bakın görüyor musunuz? Hep aynı. Önce fiil, sonra kipekimiz, sonra da şahsekimiz. ekimiz. eklerini dediğim gibi ezberlemeye gerek yok. Başlarına ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini getirdiğimizde şahsekleri ekleri otomatikman ortaya çıkıyor. Bakalım olumsuzuna. Ben düşmedim, sen düşmedin, o düşmedi. Biz düşmedik, siz düşmediniz, onlar düşmediler. Burada mema olumsuzluk eki geliyor arkadaşlar. Olumlu soru mumi ekiyle yapılıyordu. Ben düştüm mü, sen düştün mü, o düştü mü, biz düştük mü, siz düştünüz mü, onlar düştüler mi? Olumsuz, olumsuz soru şekli arkadaşlar. Ben düşmedim mi? Sen düşmedin mi? O düşmedi mi? Biz düşmedik mi? Siz düşmediniz mi? Onlar düşmediler mi? Üçüncü haber kipimiz arkadaşlar şimdiki zaman eylemin yapılışı ile söylenişinin aynı anda gerçekleştiği haber kipidir. Ekiyordur. Ayrıca mektamakta eki de vardır. Yani yor yerine Mektamakta ekini görürseniz bilirseniz biliniz ki arkadaşlar o da şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Bakın yine aynı durum var. Yalnız burada ben özellikle anlamak fiilini aldım. Olumlu şeklini. Çünkü anlamak fiili ya da benzemek fiili gibi e, fiiller arkadaşlar. Sondaki eki, sondaki harfi diyeyim, diyeyim. A ya da E ile bitiyor. Bu durumda e, şimdiki zaman çekimlerinde daralma oluyor bakın. Anlıyorum şekilde aslında ama biz anlıyorum şeklinde yazıyoruz. Bakın bu, buradaki daralmaya ünlü daralmasına lütfen dikkat edin. Yor eki direkt fiilin üzerine geldiğinde daralma yapıyor. Ama şartımız ne? Fiilimizin a ya da e sesiyle bitmesi. Hemen bakalım çekimlerin içine. Ben anlıyorum. Sen anlıyorsun. O anlıyor. Biz anlıyoruz siz anlıyorsunuz, onlar anlıyorlar. Bakın hep aynı. Anlamak fiil, yor haber kipi, sonraki gelen ekimizde şahıs eki. Olumsuzluk hali. Ben anlamıyorum, sen anlamıyorsun, o anlamıyor, biz anlamıyoruz, siz anlamıyorsunuz, onlar anlamıyorlar. Olumlu soru hali. Ben anlıyor muyum, sen anlıyor musun, o anlıyor mu? Biz anlıyor muyuz? Siz anlıyor musunuz? Onlar anlıyorlar mı? Olumsuz soru halim. Ben anlamıyor muyum? Sen anlamıyor musun? O anlamıyor mu? Biz anlamıyor muyuz? Siz anlamıyor musunuz? Onlar anlamıyorlar mı? Ayrıca arkadaşlar. E, burada bir hatırlatmamı. Yine tekrar edeyim. E, yorek yerine mekta mekta ekinde görürsek o da şimdiki zaman. O da nasıl oluyor? Anlıyorum yerine yoru kaldırıyorum. Anlamaktayım. Anlamaktasın gibi çekimlenişi var. Aynı şey. İkisi de şimdiki zamanı kastediyor. Dördüncü haber kipimiz arkadaşlar. Gelecek zaman kipi. Eylemin söylendikten sonra yapılacağını anlatan haber kipidir. Eki, ecek, acaktır. Bakın gelecek zamanda da Ecek Acak var. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Formülümüz yine aynı. E, yalnız tekil birinci şahıs ve çoğul birinci şahslarda Ecek'teki K harfi yumuşuyor arkadaşlar. Yani ünsüz yumuşaması olmakta. Bakalım şimdi gelmek fiilini çekimlemişiz. Ben geleceğim. Sen geleceksin. O gelecek. Biz geleceğiz. Siz geleceksiniz. Onlar gelecekler. Olumsuzluk hali me'ma ile yapılıyor. Ben gelmeyeceğim, sen gelmeyeceksin, o gelmeyecek, biz gelmeyeceğiz, siz gelmeyeceksiniz, onlar gelmeyecekler. Olumlu soru hali arkadaşlar. Ben gelecek miyim? Sen gelecek misin? O gelecek mi? Biz gelecek miyiz? Siz gelecek misiniz? Onlar gelecekler mi? Olumsuz soru hali. Ben gelmeyecek miyim? Sen gelmeyecek misin? O gelmeyecek mi? biz gelmeyecek miyiz? Siz gelmeyecek misiniz? Onlar gelmeyecekler mi? Bakın formül hep aynı arkadaşlar. Fiil, kip, şahseki. Geçelim arkadaşlar. Son haber kipimiz. Geniş zaman kipine. Sürekli tekrarlanan eylemleri biz geniş zaman kipiyle anlatırız arkadaşlar. Bütün zaman dilimlerini kapsamaktadır. Eki, R'dir. Yani bu R'de gösterdiğimiz ır Ir er ar şeklinde vesaire olabiliyor. Ee, bakalım şimdi gülmek fiili. Bakın ben gülerim, sen gülersin, o güler. Biz güleriz, siz gülersiniz, onlar gülerler. Olumsuzluk halinde arkadaşlar R'yi kullanmıyoruz. Bakın R, geniş zamanın R'si olumsuzlukta kullanılmıyor. Bakalım ben gülmem, bakın R yok sen gülmezsin. İşte şu mezi görüyorsanız arkadaşlar bilin ki geniş zamanın olumsuzdur. O gülmez. Biz gülmeyiz. Siz gülmezsiniz. Onlar gülmezler. Olumlu soru. Ben güler miyim? Sen güler misin? O güler mi? Biz güler miyiz? Siz güler misiniz? Onlar gülerlerler mi? Gülerler mi? Olumsuz soru hali. Ben gülmez miyim? Sen gülmez misin? O gülmez mi? Biz gülmez miyiz? Siz gülmez misiniz? Onlar gülmezler mi? Bu şekilde arkadaşlar. Haber kiplerimiz bu şekilde bitmekte. Şimdi arkadaşlar, e, kiplerimizin ikinci bölümü dilek yani tasarlama kipleri. Bunlarda zaman anlamı arkadaşlar yoktur ve kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Birincisi şart yani koşul kipi. Cümleye unutmayalım arkadaşlar. Şart anlamı katar. Eki s sağdır. Evet bakalım. Olumlusundan başlayalım. Bakın burada da aynı yöntem devam ediyor. Fiil kip şahs eki. Önce fiil sonra kip sonra şahs ekleri. Ben yazsam sen yazsan o yazsa biz yazsak siz yazsanız onlar yazsalar. Olumsuz hali ben yazmasam, sen yazmasan, o yazmasa, biz yazmasak, siz yazmasanız, onlar yazmasalar. Olumlu soru hali ben yazmasam mı? Pardon. Ben yazsam mı? Sen yazsan mı? O yazsa mı? Biz yazsak mı? Siz yazsanız mı? Onlar yazsalar mı? Olumsuz soru arkadaşlar. Ben yazmasam mı? Sen yazmasan mı? o yazmasa mı, biz yazmasak mı, siz yazmasanız mı, onlar yazmasalar mı? Şimdi burada dilek kiplerinde arkadaşlar sadece şart yani koşul kipi yargı üzerinde taşırmıyor. Yani cümlenin yüklemi olmuyor. Ama bütün kipler bunun dışında haber kipleri ve dilek kiplerinin tamamı yargıyı üzerinde taşıyor ve yüklem oluyor. Tek istisna işte bu şart kipi arkadaşlar. Bu şart kipi yargı üzerinde taşınmıyor. Yani cümlenin yüklemi olamıyor. İkinci dilek kipimiz arkadaşlar. istek kipi eylemin yapılma veya yapılmama isteğini anlatır. Eki e a'dır. formülümüz yine aynı. Önce fiil bakmak. Sonra e a istek kipi. Sonra da şahs ekimiz. Olumludan başlayalım. Ben bakayım, sen bakasın, o baka, biz bakalım, siz bakasınız, onlar bakalar. Olumsuzluk hali: Ben bakmayayım, sen bakmayasın, o bakmaya, biz bakmayalım, siz bakmayasınız, onlar bakmayalar. Olumlu soru hali: Ben bakayım mı? Sen bakasın mı? O baka mı? Biz bakalım mı? Siz bakasınız mı? Onlar bakalar mı? Olumsuz soru hali, ben bakmayayım mı, sen bakmayasın mı, o bakmaya mı, biz bakmayalım mı, siz bakmayasınız mı, onlar bakmayalar mı? Üçüncü dilek kipimiz arkadaşlar, gereklilik kipi, eylemin yapılma veya yapılmama gerekliliğini anlatan kiptir. Eki, meli, malıdır. Evet. Formül aynı. Bakın önce fiil, görmek. Sonra melimalı gerekli kipi, sonra da şaseki eki. Olumludan başlayalım. Ben görmeliyim, sen görmelisin, o görmeli, biz görmeliyiz, siz görmelisiniz, onlar görmeliler. Olumsuzu, mema olumsuzluk eki geliyor araya. Ben görmemeliyim, sen görmemelisin, o görmemeli, biz görmemeliyiz, siz görmemelisiniz. Onlar görmemeliler. Olumlu soru hali. Ben görmeli miyim? Sen görmeli misin? O görmeli mi? Biz görmeli miyiz? Siz görmeli misiniz? On, onlar görmeliler mi? Olumsuz soru çekimi. Ben görmemeli miyim? Sen görmemeli misin? O görmemeli mi? Biz görmemeli miyiz? Siz görmemeli misiniz? Onlar görmemeliler mi? Dilek kiplerinin arkadaşlar sonuncusu emir kipidir. Eylemin yapılması veya yapılmamasını emir şeklinde anlatır. Yapılmasını veya yapılmamasını emreder, emrederek anlatır arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken şey emir kipinin eki yoktur. Yani fiilin üzerine direkt şar, şahıs ekini getireceğiz. Çünkü e, formülümüz neydi? Fiil kip şahıs ekiydi. Burada kip eki olmadığı için fiilin üzerine direkt şah ekini getireceğiz arkadaşlar. Çekimlenmesi şu şekilde. Formül yine dediğimiz gibi biraz değişiklik var formülde. Fiil artı şah ekli şekline dönüyor. Şimdi arkadaşlar, e, emir kipinin tekil birinci şahıs ve çoğul birinci şahıs çekimleri yoktur. Çünkü kişi ke kendi kendisine emredemez. Emredemeyeceği için otomatikman ben ve biz yani tekil birinci şahıs ve çoğul birinci şahıs çekimleri yoktur. Şimdi olumludan başlayalım. Beni tekil biri atlıyoruz. Sen dinle. Bakın sen dinle. O dinlesin. Biz yok. Siz dinleyiniz. Onlar dinlesinler. Olumsuz hali, olumsuz çekimi. Ben yok. Sen dinleme. O dinlemesin tekil bir yok yani biz siz dinlemeyin ya da dinlemeyiniz buradaki arkadaşlar iz eki kullanılıyor ee, yani dinleyiniz ya da dinlemeyiniz şeklinde var ee, İkisi de yani izi koyunca sanki biraz daha e, kibarmış gibi geliyor ama e, yanıtmasın sizi e, yine emir anlamı vardır onlar dinlemesinler evet olumlu soru arkadaşlar olumlu soruda hem tekil 1 hem tekil 2 çekimi yok arkadaşlar. Tekil 3 var. O dinlesin mi? Ee, yine çoğul 1 ve çoğul 2 çekimi yok. Onlar e, çoğul 3 ise onlar dinlesinler mi? Olumsuz soru da arkadaşlar. Tekil 1 ve tekil 2 çekimi yok. Ee, tekil 3 o dinlemesin mi şeklinde. Ee, yine olumsuz soruda Çoğul 1 ve çoğul 2 çekimi yok. Çoğul 3 ise onlar dinlemesinler mi şeklinde çekimleniyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiysek e, kiplerimiz bu kadar. E, dikkat ettiysek formül hep aynı. Fiil, kip, şahs 2 şeklinde. Yani bunları bilip e, kipleri de yerli yerine koyarsak. E zaten e, eklerinde biliyoruz. Daha sonra da şahısları bildiğimizden dolayı o şahıs eklerinde rahatlıkla getirebiliriz. Bu şekilde çekimli fiiller ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir uyarımız var arkadaşlar. Şimdi bu çekimli fiiller konusu 8. sınıflarda işleyeceğiniz cümlenin ögeleri konusuyla ilgili. O yüzden bu uyarıya dikkat edelim lütfen. Çünkü cümlenin ögeleri konusunu 7. sınıfta atmalısınız. Şimdi uyarıya bir dikkat edelim. Çekimli fiiller bakın yargıyı üzerinde taşır. Yargıyı üzerinde taşır. Bu yüzden cümlede yüklem olarak görev yapar. Bakın ne olarak görev yapıyor? Yüklem olarak. Bu çok önemli. Bak. Her akşam bize gelir. Bakın, gelir çekimli fiil. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi ne oluyor arkadaşlar? Gelir oluyor. Bakın, e, geliri kaldırdığımızda böyle her akşam bize. Bakın cümle olmuyor. Çünkü çekimli fiiller yüklemdir. Yargıyı üzerinde taşır. Evet, ikincisine bakalım arkadaşlar. Çıkmayın dışarı bu havalarda. Bakın, e, yüklemin yeri önemli değildir. Yani başta da olabilir, sonda da olabilir, ortada da olabilir cümle içerisinde. Bakın, çıkmayın. Çekimli fiil dolayısıyla yüklemdir. Şimdi burada e, koşul kipini, şart kipini anlatırken değinmiştim ama tekrar burada da cümle üzerinde görelim. E, çekimli fiiller yani şart kipi cümlede arkadaşlar yüklem görevinde kullanılmıyor. Tek istisna çekimli fiillerde şart kipi. Bakın. Cümleye dikkat edelim. Onu görmesem iyiydi. Şimdi görmeseme dikkat edelim arkadaşlar. Şart kipi olduğu için cümlenin yük, yüklemi olamıyor. Cümlenin yüklemi olamıyor. Tek istisna bu şart kipi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çekimli fiiller konumuz e, bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Herkese başarılar dilerim.